Burada mesela biraz önce söylediğiniz e, profesyonel ordu, profesyonel ordularla bir şey olmaz. Profesyonel askerliğe gidiyor. Profesyonellerle para karşılığı yurt savunması yapanlarla Nikola Machiavelli'nin prensini onun için söyledim. Asla böyle bir şey olmaz. E var bu ama asker yurt dışında, alma sistemleri yurt dışında var bu uygulama. Hangi yurt dışında? Amerika'da var mesela bu paralı, şey, profesyonel ordu. Amerika'da Amerika ile, Amerika ile bizim ilgimiz yok ki Amerika'da veya Avrupa'da olabilir. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi ben bu profesyonel askerlik, sözleşmeli askerlik hiçbir bir işe yaramaz. Savaşı kim yapar biliyor musunuz? O ülkenin genç çocukları. Savaşta sizi dinç tutan nedir biliyor musunuz? Dinç tutan nedir? Yurtseverlik ve vatan sevgisi. Bu Başka bir ruhtur, değişik bir dünya görüşüdür. Bunu böyle para vererek yani lejyon tipi sözleşmeli profesyonellerle falan yapamazsınız. Profesyoneller bir yerde bir kesitte kalabilecek. Sakına sakın ordunun tamamını profesyonelleştirme, sözleştirme, birkaç çeşit asker alma sistemi, birkaç çeşit e, askeri eğitim süreçleri bunların tümü yanlıştır ve hiçbir şey getirmeyecektir. Ben bir şey söyleyeyim. Orduyu zayıflatmaktan başka ve savaş gücünü düşürmekten başka ve onun azim ve iradesini yani savaş alanında insana lazım olan moral, maneviyat duygularını ve yurtseverliği aşağı indirmekten başka hiçbir şey yaramaz.